Başkanım, Milletvekilimiz Orhan Sarıbal, Hasan Öztürk, Kayahan Pala, İyi Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, ilçe başkanlarımız, çok değerli Doğader Dernek Başkan ve yöneticileri, Baro Başkanımız, çok değerli katılımcılar. Öncelikle sizleri burada görmekten, bu oluşuma ses çıkaran, birlik ve beraberlik içerisinde olduğunuz için hem hoş geldiniz diyorum, hem de teşekkür ediyorum. Değerli Orhan Gaziler, bugün bir kez daha gölümüze sahip çıkmak için bir araya geldik. Peki bu sefer karşımızda kim var? Bu sefer karşımızda Varaka Karton var. Varaka Karton kimin şirketi? Al Bayraktar'ın şirketi. Hani meşhur beş arkadaş var. Nasipli doğmuş beş arkadaş. Vergi vermezler, engel tanımazlar, bizi sevmezler. İşte o beş kafadarlardan birisinin firması için buradayız. Hani bu ekonomi bakanımız vardı ya, doları zirveye taşıyan, damadı meşhur bildiğimiz Berat Albayrak. İşte onun aile firması için buradayız. Kıymetli hemşehrilerim, ne demiştik seçim öncesi? İstanbul'dan yeğenler gelip gölümüze, zeytinimize ve toprağımıza el koyacaklar demiştik. İşte o gün geldi. Varaka Karton bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle hükümeti arkasına aldı. Bizlere tasarruf vaat eden iktidar Varaka Karton'u özel endüstri bölgesi ilan etti. Emlak vergisinden tutun da damga vergisine kadar birçok vergiden muaf olacaklar. Peki bu sırada biz ne yapacağız? Biz tasarruf yapacağız. Ne için? Beşli çeteler için. Bugün görüyoruz ki vatandaşın sofrasından kuru ekmeği alan iktidar o kuru ekmeği bile yandaşının önüne koyuyor. Hükümet 22 yıldır yaptığı gibi bugün de fakirden alıp zengine veriyor. Diyordu ya Mehmet Şimşek, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alacağız. Neredesin Mehmet Şimşek? Yüreğin yetiyorsa al bayraklardan vergi alsana. Cesaretin varsa vatandaşın boğazına bastığın gibi bu beşli çetelerin de boğazına bassana. Kıymetli hemşehrilerim, yollardaki çiftçilerin seslerinden, sofra hazırlayamayan anaların gözlerinden, gençlerin valizlerinden görüyoruz ki geçim bitmiş. Madem ki geçim bitti, o zaman seçim zamanı. Seçim varsa bizim tarafımız belli. Biz daldaki zeytinden, göldeki balıktan, sofradaki ekmekten, haktan ve emekten yanayız. Biz Orhan Gazi'den, gölden yanayız. Karşımızda duran al bayraklar, Mehmet Şimşekler, damatlar ve beşli çeteler, şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi tek bir adım geri atmayacak. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri göllerine sahip çıkacak. Berna Başkan olarak sizlere söz veriyorum. Bizler burada oldukça kimse gölü tarumar edemeyecek. Buna müsaade etmeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele bitmeyecek. Geçit yok, zafere kadar. Teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, değerli basın emekçileri, siyasi partilerimiz ve sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, değerli Bursa milletvekilleri, hepiniz hoş geldiniz. Biz Doğader ve paydaşlarımız olarak, yıllardır İznik Gölü'nü kurumaması için gelecek nesillere sağlıklı, temiz bir şekilde devretmesi için mücadele ediyoruz. Kime karşı mücadele ediyoruz? Az önce Berna Hanım'ın bahsettiği gibi bu ülkenin taşını, toprağını, suyunu, havasını, doğasını talan edenlere karşı mücadele ediyoruz. Arkamızda gördüğünüz İznik Gölü koruma altında bir göldür. Koruma bölgesi artık sanayi bölgesi haline gelmiş. Az ileride Kargil fabrikası var. Baro Başkanımız burada. Kargil Türk hukuk tarihine kara bir leke olarak geçti. Kazandığımız davalar, elde ettiğimiz haklar kanun nezdinde
kazandığımız hakları hiçe saydılar. Mahkeme kararlarını yok saydılar. Bugün de burada yine bir özel endüstri bölgesi ilan edilerek bir aileye imtiyazlı bir karar çıkartarak İznik Gölü'nü talan ettirmek istiyorlar. 20 yıldır diyoruz. İznik Gölü artık sanayi baskısını kaldırmıyor. İznik Gölü artık etrafındaki yapılaşmayı kaldırmıyor. Az ileride Gemlik'te Gemlik gübre desteğinin teminatı olmamasına rağmen yılda 10 milyon ton su çekiyor. Etrafındaki sanayiler İznik Gölü'nü kurutuyor. Gölü'yü besleyen su kaynaklarını sömürüyor. Bizler burada bundan yaşam savunucuları. İznik'ten gelen arkadaşlarımız, Gemlik'ten gelen arkadaşlarımız, Orhan Gazi'den ve Bursa'dan gelen arkadaşlarımız, kent konseylerimiz, sivil toplum kuruluşları olarak İznik Gölü'nü savunacağız, savunmaya devam edeceğiz. Sayın vekillerim, sayın baro başkanım ve değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Anayasanın olmadığı, Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını tanınmadığı, kısaca hukukun olmadığı bir ülkede hukuk adına konuşmak bence abes. Ama halkı aydınlatma, halkımızı aydınlatma adına hukuki bilgilerimizi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Albayrak Holding'in bu şu anki dava konusu olan bölge ilk değil. 2013 yılında da bu bölge için Albayrak Holding adına kağıt fabrikası kurulması amacıyla özel plan 1/25 binlik İznik Gölü Çevre Düzeni Planı değişikliği yapıldı. Arkasından da ÇED olumlu kararı alındı. Her iki karar da mahkemelerce iptal edildi. Danıştay denetiminden geçti ve kesinleşti. Bugün 2024'te olan olay bunun bir devamı. Şimdi de Albayrak Holding'in grup şirketlerinden Vareka Kağıt anonim şirketi arkanızda gördüğünüz alanda bu sefer oluklu mukavva tesisi kurmak istiyor. Mikrofon alırsan ya, abi kafanı çevirirken de mikrofonla beraber. Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu bölge bildiğiniz üzere özel endüstri bölgesi ilan edildi. Bu ilk bir yapılan bir olay değil bu bölgede. Daha önce arkamızda olan Asil Çelik ve hemen yanımızdaki Döktaş fabrikası içinde özel endüstri bölgesi kararları verildi. Bu kararlar verilirken Döktaş da aynı şimdi olduğu gibi, onu birazdan anlatacağım. Döktaş'ın kapsam dışı tesisleri için açılan davalar devam ederken Cumhurbaşkanlığından özel endüstri bölgesi ilanı kararı gelerek yargılamaya benim görüşüme göre müdahale edildi. İktidar yandaşlarına rant dağıtmaya, bunu yaparken doğayı yağmalamaya, talan etmeye ve katliama devam ediyor. Hatta İznik Gölü DSİ'ye göre stratejik su kaynağı olmasına rağmen bu yapılıyor. Bunlar yapılırken 5400 sayılı toprak koruma kanunu, Bursa 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı, İznik Gölü 25.000 ölçekli nazı mimar planı, içme ve kullanma suyu havzalarına ilişkin yönetmelik paspas edildi. Sanki bölge sulak alan tampon bölgesi değil, organize sanayi bölgesi. 1/100.000 ölçekli plan hükümlerine göre şu etrafınızda gördüğünüz fabrikaların, bu tesislerin bu bölgeden uzaklaştırılması gerekiyor. Bu yapılmadığı gibi yeni tesisler ve mevcut tesislere ek imalathane kurma ruhsatları verilerek bölge bu sanayi baskısını kaldıramayacak derecede yoğunlaştırılıyor. İznik Gölü 25.000 ölçekli plan hükümlerine göre bu alanda mevcut yapıların tamamı dondurulmuş ve yeni tesis, fabrika kurulması ve inşaat yapılması yasaktır. Yine içme ve kullanma suları yönetmeliğinde organize sanayi bölgesinin burada kurulması mümkün değil. Gelelim sulak alan yönetmeliğine. İznik Gölü
sulak alan olarak tescil edilmiş bir göldür. 2500 metre çevresi sulak alan tampon bölgesidir. Bu sulak, şu anda bulunduğumuz alan alanın İznik Gölü'ne uzaklığı ise 347-350 metre civarındadır. Bu konumuyla göl sulak alan tampon bölgesinde kalmaktadır. Sulak alanların korunması yönetmeliğine göre de bu alanda kağıt endüstrisi yasaklanmış faaliyetler listesindedir. İznik Gölü'nün mevcut durumundan kısaca bahsetmek gerekirse İznik Gölü DSİ'nin belirlediği 83-30 metre deniz yüksekliğinden minimum işletme kodunun altına düşmüştür. Sentinel uydu verilerine göre gölün şu anki su seviyesi 83-11 civarındadır. İznik Gölü'nün suyu azalırken kamuoyunun dikkatlerden kaçırdığı bence çok önemli bir konu da İznik Gölü suyu hızla kirleniyor. İznik Gölü suyunda ağır metal kirliliği, siyanobakteri ve bunların toksinlerinin yol açtığı kirlilik ve tarımsal zirai ilaç kirliliği de vardır. Bir başka tehlike de bu gördüğünüz Orhan Gazi Ovası ve karşıdaki İznik Ovaları DSİ tarafından yeraltı suyu işletme sahası ilan edilmiştir ve 100 binlik ölçekli planda su toplama havzasıdır. Su toplama havzalarına sanayi tesisleri kurup hangi suyu toplayacaklar onu merak ediyorum. Bu dava açmayı düşündüğümüz özel endüstri bölgesine ilişkin davadan önce biz bu bölgeyle ilgili Bursa Barosu'nun katkılarıyla ÇED gereksiz kararına karşı bir dava açtık. Bursa İl Toprak Kurulu'nun bölgeyi tarımsal kullanımdan çıkarılması kararına karşı bir dava açtık. Her iki dava da devam ediyor şu anda. İl Toprak Kurulu'nun ilk toplantısında bu bölgenin tarımsal alandan çıkarılması reddedilmişti. Daha sonra ikinci toplantıda her ne olduysa olan biten bizce açık siyasi bir baskı geldi demek ki. DSİ'nin yazdığı bir rapora atıf yapılarak ki DSİ raporunun konuyla hiç alakası yok. Şu şartlarda izin veriyoruz denilerek bu alan tarımsal kullanımdan çıkarıldı. Üzülerek belirteyim ki bazı bilim insanları da bu ÇED gereksiz kararına karşı firmanın hazırlattığı dosyaya rapor sunarak bu bölgenin topraklarının verimsiz olduğu, kullanılamayacağı gibi gerekçeler ürettiler. Bunu bilim ahlakı adına mı yaptılar? Sayın Erdoğan, hukukun dışına çıkanın gözünün yaşına bakmayız diyor. Yukarıda hukuka aykırılıkları az önce anlattım. 88-39 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesini kim imzaladı? Kendisi imzalamadı mı? Bu karar aynı zamanda mahkeme devam eden davalara müdahale anlamını taşımaktadır ve bundan sonra bu bölgeyle ilgili kağıt oluklu mukavva fabrikası ile ilgili alınacak kararlar da yerelden değil Ankara'dan alınacaktır. Yerelin hiçbir etkisi kalmayacaktır. Yine Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürü Afife Sever, gerekli politikaların ve stratejilerin belirlenmesinin yanı sıra güçlü mevzuatlar ile suyun korunmasının amaçlandığını söyledi. Bu düpedüz bir yalan. Yalan olduğunu ben açtığımız davalardan biliyorum. Sinsice hazırladıkları yönetmelik değişiklikleriyle şu anda Türkiye çapında içme ve kullanma suyu olarak kullanılan, planlanan veya DSİ ile protokol yapılan yüzey suları hariç ülkemizdeki yüzey sularının tamamı koruma alanlarından mahrumdur. Etrafında istediğiniz şeyleri yapabilirsiniz. Bunu görmezden gelip halka yalan söylüyorlar. İklim krizi ve kuraklığın ülke genelinde tüm şiddetiyle hissedildiği ve daha da kötüye gideceğinin bilim adamları tarafından söylendiği bir ortamda Nisan 2001'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyona bilgi veren
Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu üyesi Profesör Doktor Lütfi Akça. Bakın ne diyor. Sularımızın sadece %37'si temiz, %23'ü kirli, %40'ı çok kirli. Bu bir felaket haberi aslında. Ben son olarak şunu söylüyorum. Ülkenin içme suyu ve gıda güvenliği tehlike altındadır. Bunun şu anda içinde yaşıyoruz. Tüm yurttaşlarımıza bu bilgileri verme fırsatını verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Çok değerli milletvekillerim, çok değerli ilçe başkanlarım, çok değerli Doğader Başkanım, Baro Başkanım ve bugün doğasına, ovasına, tarlasına sahip çıkmak için burada olan tüm dostlar, hepinizi Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Çok değerli basın emekçileri, bugün yine sesimizi duyurmak için buradasınız. Size de yürekten teşekkür ederim. Evet dostlar, her sabah kalktığımızda bu ülkede bir tarafın bir yerin yağmalandığı haberini alıyoruz. Her gün kalktığımızda bu ülkenin dağları, ovaları, ırmakları, suları, tarım alanları, yani insana dokunan, insan için faydalı ne varsa yok edilmeye çalışılıyor. Bizler toplum olarak, bu ülkenin duyarlı insanları olarak buna itiraz ediyoruz ve karşı koyuyoruz. Biz direneceğiz. Sonuna kadar direneceğiz. Bu ülkede asla topraklarımızı işgal etmek isteyenlere, dağlarımızı, ovalarımızı işgal etmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Değerli dostlar, değerli dostlar, şunu asla unutmayalım. 20 yıldır bir iktidar var ve bu iktidar her seferinde doğayı mahvederken bunu savunmak halka, vatandaşa düşüyor. 20 yıl önce tam tersineydi. Devlet dağına, ovasına sahip çıkardı. Vatandaş yağmalamaya çalışırdı veya işgal etmeye veya kendine göre bir şeyler talep ederdi. Tam tersine döndük. Şimdi devlet bunu yapıyor, vatandaş sahip çıkmaya çalışıyor. Geldiğimiz durum bu. O yüzden şunu ifade ederek bitirmek isterim, kısa konuşmak istiyorum. Evet, bir Kızılderili atasözü var biliyorsunuz. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç kesildiğinde, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyeceğini anlayacaktır diyorum. O yüzden mücadeleyi daha da büyütüyoruz. Bu kentin bütün duyarlı insanları bu mücadeleye davet ediyoruz. Biz kazanacağız, unutmayalım arkadaşlar. Bu ülkede vatanını savunan, bu ülkede dağını, toprağını savunan bizler kazanacağız. Onlar kaybedecekler. Gider ayak yapıyorlar, gidiyorlar, hepimiz biliyoruz. Gider ayak yine bir peşkeş çekerek gidecekler. Ama biz kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Çok muhterem milletvekillerim, İl başkanım, ilçe başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının, akademik odaların, Doğader'in, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin, muhtarlarımız, hasılı memleketine, denizine, toprağına sahip çıkmaya çalışan çok değerli hemşehrilerim. Aslında söylenecekler söylendi, maksat hasıl oldu. Meselenin özünü seçimde de haykırmıştık. Gerçekten haykırmıştık. En son yerel seçimlerde de. Bugün burada biz il yöneticilerimiz, İYİ Parti ilçe başkanımız, belediye başkan adayımız da buradayız. İsmail Kaya demişti ki, bu gölü gasp edecekler. Bu gölün çevresindeki bütün araziyi sanayi bölgesine çevirecekler demişti bütün muhalefet partileri, dinletememiştik. Şimdi geldiğimiz noktada keşke haklı çıkmasaydık ama çıktık. Mesele şu, bu kadro doymaz. Öyle bir kabarık iştah var ki kupon araziye doymaz, orman arazisine doymaz, göle doymaz, sahillere doymaz. Akrabaları, eşi, dostu, yandaşıyla bir yağma düzeniyle karşı karşıyayız. Defaten anlattık, yine anlatıyoruz. Bir hazin örnek var, bir hazin örnek.
Orhan Gaziler, İznikliler, Gemlikliler, Bursalılar şu cennet gibi gölün ve İznik'in yarın ne olacağını örneğiyle söyleyeyim mi? Aral Denizi vardı değil mi? Dünyanın dördüncü büyük gölü olduğu için Aral Gölü denmez, Aral Denizi derdi. Ne oldu Aral Denizi? Bakın bakalım haritalarda artık Aral Denizi var mı? Bilinçsiz su tüketimi, besleyen kaynakların kurutulması, korunmaması neticesinde artık orası çölleşti. Allah göstermesin ama İznik Gölü'nün de geleceği böyle devam ederse bu şekle dönüşecek. Mesele şu, ülkede bir padişahlık sistemi var. Kanunun, yerel yönetimlerin, imar yasalarının, toprak yasalarının, koruma yasalarının hiçbir esprisi var mı sarayın karşısında? Yok. Örneğini gördük işte. 88-39 değil mi? Kararıyla, Cumhurbaşkanlığı kararıyla burayı verdim. Kime verdim? Verdim işte damatlara. Yarın şurayı da verebilir, burayı da verebilir. Bu kadar kanunsuzluğun olduğu bir memlekette, bu kadar hukuksuzluğun olduğu bir memlekette ne gölü koruyabiliriz, ne doğayı koruyabiliriz, ne sokak hayvanlarını koruyabiliriz, ne insanımızı koruyabiliriz. Ben gerçekten duyarlı davranıp, tavır koyup, bu konuyla alakalı burada bulunan bütün herkese samimiyetle çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, Allah razı olsun. Organizasyonu yapana, bizi davet eden Doğa Dere, herkese teşekkür ediyorum. İnsanımızın, doğanın, memleketin, Bursa'nın lehine olabilecek her yerde bir siyasi kaygı gütmeden bu toprakların insanları olarak tavır koymaya, mücadele etmeye devam edeceğiz. Konu kamuoyu gündemine geldiği anda, kararname yayınlandığı andan hemen sonra Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, Tarım Orman Bakanlığı'na ve Sanayi Ticaret Bakanlığı'na soru önergelerimizi hemen meclis üzerinden dün evveli gün verdik. Sonuna kadar hem burada alanda hem de sayın vekillerimizle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde takipçisi olacağız. Yağmaya son, keyfiyete son diyeceğiz. Ben tekraren çok teşekkür ediyorum ve sizleri katılımınızdan dolayı alkışlıyorum. Sağ olun, var olun. Değerli dostlar, çok şey söylenebilir ama olay net. Düzen bozuksa oradan doğru şeyleri üretmek çok zordur. Cumhurbaşkanının oğlu 2 yıl önce İznik Gölü'nün kenarını katlettiğinde Murat, Erol ve ben ve sevgili Erol dava açtık. Valiliğe açtık. Belediye Başkanlığı'na açtık. İçişleri Bakanlığı'na açtık. Tarım Bakanlığı'na açtık. Bugün geldiğimiz nokta, sarı öküzü verdik. Bugün buradayız. Dayanışmanızı önemsiyorum. Kutluyorum. İyi ki hepimiz buradayız. Ama bunu büyütmek gerekiyor. Dayanışmadan başka hiçbir sorunu çözemeyiz. Hukuk yok. Adalet yok. Krallık var. Padişahlık var. 3 gün Bilal olan kef yapsın diye orada İznik Gölü'nü katlettiler. Bugün onun devamı. Bugün onun devamı. Hiçbir hukuki yasa, yönetmelik, genelge bugün burada bir mukavva veya kağıt fabrikasını öngörmüyor. Ben yaptım oldu. Ben ne dersem o olur diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani açıkça otoriter, faşist bir düzenle karşı karşıyayız. Ya gerçekten mücadele edeceğiz ya da ne yazık ki bugün bizi teslim alan yapı yarın esir olmamızı isteyecek. Esir düşmeyeceğiz. Faşizme karşı, gericiliğe karşı, otoriteye karşı ve krallığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Saygılarımla. AKP elini gönlümüzden çek. AKP elini gönlümüzden çek. Evet,
Evet, Hasan Öztürk vekilimize veriyoruz sözü. Buyurun vekilim. Değerli milletvekillerim, il başkanım, Doğader'in çok kıymetli başkanı, sivil toplum örgütlerimiz, Atatürk'ü Düşünce Derneği, diğer derneklerimiz, muhtarlarımız, ilçe başkanlarımız, siyasi parti temsilcilerimiz, sevgili basın mensupları ve gerçekten de doğasına, yeşiline, yaşadığı dünyaya, yaşadığı şehre, yaşadığı ilçeye sahip çıkma duyarlılığını göstererek bu AKP'nin Cumhurbaşkanı dediğimiz ama padişahın fermanına karşı gelenler, ben de hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Dünyada dünya su krizinin, iklim krizinin, temiz gıda krizinin uzun süredir, yıllardır farkındayken biz belki de dünyanın en güzel, dünyanın medeniyetlerinin doğduğu, sadece bugüne bize emanet değil, dünden bize miras bırakılan, geleceğe bırakmamız gereken, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli merkezi İznik Gölü ve çevresini bir sanayi bölgesine dönüşümünü izliyoruz. Ve adı ne? Özel sanayi bölgesi. Kime özel? Beşli çeteye yandaşı özel. Damada özel, eşe dostu özel. Kanun maddeleri, anayasa. Ya bakın geçen toplandık. Meclis kan gölüne döndü. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hali ortada. Türkiye'ye dayatılan başkanlık sisteminin yarattığı durum ortada. 85 milyon insanın iradesinin bir hükmü yok. Bir adamın hükmü var. Bir adamın istedikleri ve onun etrafındakilerin yaptıkları var. Bakın 350 metre göle uzaklıkta bir bölgede neyin sanayi bölgesinden bahsediyoruz? Türkiye'de alan mı yok? Türkiye'de bu işi yapabileceğin başka bir yer yok mu? Neden? En karlı çıkacağın yer burası. Su dibinde, ekmek elden, su gölden, ben istediğimi kolayca yapayım, kar edeyim, yeşili seviyorum deyip Amerikan yeşiliyle cebimi doldurayım. Tek sevdiğiniz yeşil gerçekten de bu. 85 milyonun iradesi mecliste, vekillerimiz burada. Orhan vekilim güzel söyledi, sarı öküzü vermeyecektik. Ama onu alabileceğimiz bir yer, tüm halkımızı, Bursa'mızı, İznik'i, Türkiye'yi bu konuda bilinçlendirmek. Hepinizin manevi ve milli duygularınızla bunları sömürerek, sömüre sömüre, inanın onu da bitirdiler. Onların değerini de düşürdüler. Ülkenin kaynaklarını da sömürdüler. Yeşilini de, mavisini de, beyazını da kirletiyorlar. Dünyanın en güzel ülkesinde, bence dünyanın en zengin ülkesinde fakirlik çeken bir 85 milyon ama zenginleşen ve doymayan bir iktidara karşı var gücümüzle mücadele etmek zorundayız diyorum. Bunun başka bir yolu da yok ama günün sonunda gitmeleri yakın. Gider ayak peşkeş çekmeye devam ediyorlar. Biz gerekiyorsa bedenimizle burada bu fabrikanın hayata geçmemesi, benzerlerinin hayat bulmaması için hep birlikte dayanışma içinde mücadele edeceğiz. Günün sonunda kazanan biz olacağız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka Türkiye kazanacak. Mutlaka milletimiz kazanacak diyor. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Değerli dostlar, aslında sözün bittiği yerdeyiz. Bakın şu fabrikadan yayılan emisyon nedeniyle kötü kokuyu hepiniz alıyorsunuz değil mi? Üzülüyoruz zaten. Bu bölgedeki bu kötü kokuların yayılmasını isteyen bir iktidar var. Eğer ülkenin yağmalanmasına itiraz edip engelleyeceksek yapmamız gereken tek şey var. Bu yönetimi değiştirmek. Gelin hep birlikte seçimi bir an önce yapmak için uğraşalım. Başka türlü konuşmamızın, dava açmamızın, hayattaki karşılığının az olduğunu her gün yaşayarak görüyoruz. O zaman bir an önce seçim. Türkiye'nin kurtuluşu oradadır. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Değerli dostlar, biliyorsunuz her gün sokaklardayız, eylemlerdeyiz, yaşamı savunuyoruz. Ama yaşamı savunmanın bir yolu daha var, hukuk. Başta İznik Gölü olmak üzere Bursa'daki tüm çevre davalarını yürüten en büyük savunucumuz Bursa Barosu Başkanı burada Metin Bey'e sözü veriyorum. Buyurun Metin Bey.
Değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz bu mücadeleye. Bursa Barosu biliyorsunuz 30 yıl aşkın süreden bu yana bu mücadeleyi sürdürüyor. Biliyorsunuz ilk mücadelemiz Kargil'le başladı ama bu bölgede Kargil'den başka onlarca dava açtık. Ve onlarca davada davaları kazandık, Danıştay'da kazandık ama daha sonra yasalar değiştirildi. Ve yasalar değiştirilerek buralar talan edilmeye başlandı. Mesele ne biliyor musunuz? Biraz önce sayın vekillerim de söyledi. Mesele hukuk. Hukukun üstün olmaması. Yaptım, oldu anlayışı. Hiçbir denetime tabi olmayan bir anlayış. Sarı öküz verildi dendi. Ben 2017'de Anayasa Komisyonu Başkanıydım Bursa Barosu'nda. Çarşı pazar dolaştım o anayasaya evet denmemesi için. Çünkü o anayasa sarı öküzdü. O anayasada o kararın çıkmaması gerekiyordu. Ama şaibeli bir referandumla o ve olağanüstü hat şartları içerisinde bir aslında anayasa denen ama bir anayasasızlık haline geçtik. Şeklen bir anayasamız var. Ama sistem kuvvetler birliği dediğimiz bir sistem. Yani otoriter ve totaliter bir sistem. Yasama, yürütme, yargı birleşmiş durumda. Kuvvetler birliği dediğimiz sistemde de yürütmede birleşmiş durumda. Yürütmenin hilafına hiçbir yasa çıkmıyor. Yürütmenin hilafına hiçbir yargı kararı verilemiyor veya yargı kararları uygulanmıyor. Anayasa Mahkemesi kararı da gördünüz. Can Atalay ile ilgili. Mecliste yaşananları gördünüz. Anayasa Mahkemesi ne dedi? Can Atalay ile ilgili kararda şunu dedi. Millet Meclisi'nin Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesi yok hükmündedir dedi. Yani kehennem yekündür dedi. Hukuk birinci sınıfta bu hükmü bilmeyenler sınıflarını geçemezler. İkiye bile geçemezler. Ama orada iktidar partisi temsilcileri sanki böyle bir şey yokmuş gibi davrandılar. Ve o Anayasa Mahkemesi hükmünü orada okumadılar. Ve milletin hakkını gasp ettiler. Burada da milletin hakları gasp ediliyor. Biraz önce öksürmeye başladım. Alerjik astımım var. Çünkü bu fabrikalardan yayılan hava beni rahatsız etti. Yani astım olan birisi astım krizine bile girebilir. Çevremizi, suyumuzu, doğamızı yıllardan beri katlediyor bu anlayış ve hukuk üstün olmadığı için. O açıdan bizim sağlamamız gereken hukukun üstün olması ve demokratik parlamenter sisteme, kuvvetler ayrılığının olduğu sisteme ve herkesin hukuka tabi olduğu bir sisteme geçmek. Tek adam sisteminden kurtulmak. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Ziraat Mühendisliği Bursa Şubesi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Söylenecek aslında her şeyi sayın vekillerim, sayın dostlar söylediler. Bize çok bir şey kalmadı. 252 bin metrekare bir alandan bahsediyoruz şu anda özel endüstri bölgesi ilan edilecek alan. Bunun yaklaşık %90'ı birinci sınıf tarım arazisi. Ve hemen arkasında gördüğümüz İznik Gölü ise 2018 yılında ulusal öneme haiz sulak alan ilan edilmiş. Aynı zamanda da yine burası korunması gereken sulak bölge ilan edilmiş. Hal böyleyken siz buraya hala sanayiyi getirmeye çalışmak, insanlığın geleceği adına, Bursa'nın geleceği adına zehir saçmak, tarım alanlarını yok etmek, geleceğimizi yok etmek anlamına geliyor. Biz geçmişte mücadele ettik. İşte Kargil'le başlayan, Döktaş'la devam eden, Hektaş'la süren ve bugün de Varaka Kağıt'la mücadelemize mücadele kattığımız bir konu daha gündeme geldi. Biz Ziraat Mühendisleri Odası olarak tarımın yok edildiği her noktada, ovanın yok edildiği her noktada, sulak alanların yok edildiği her noktada ve ormanlarımızın yok edildiği her noktada biz varız. Var olmaya devam edeceğiz. Sizler bizlerle olduğunuz sürece bizlerle sizlerle olmaya devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum. 2 metre 3 saniye.